değerli belediye başkanı adaylarım, değerli il başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin değerli yöneticileri, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Ben ilk teşekkürü Mehteran takımına yapmak istiyorum. Onların da yüreğine sağlık, büyük bir alkış istiyorum onlara. İnşallah geldiğimizde bu kadar değil, 60 kişinin üzerinde bir Mehteran takımıyla tüm Türkiye'ye şan vereceğiz Kayseri'den, onu da bilmenizi istiyorum. Değerli hemşehrilerim, herkes tek tek saymadım. Arkadaşlarım burada kusura bakmasınlar, zaten görüyorsunuz. Asıl olan sizlersiniz, asıl olan bizler değiliz. Asıl olan sizler ve bizler de sizin temsilcinizdir. Ve bizler içinizden biriyiz. Ve buraya geldiniz, bir o açılışında miting havasına çevirdiniz. Gönlünüzü açtınız. Bizim gönlümüz zaten vatandaşımıza, sizlere her zaman açık. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, biz bir yerel seçime gidiyoruz. 31 Mart'ta bu insanlar mahallesinde kendilerine hizmet getirecek muhtarları, ihtiyar heyetini, meclis üyelerini, belediye başkanlarını seçecek. Ve bu insanlar gelecek sizlere projelerini anlatacak, yaptıklarını, yapamadıklarını anlatacak veya bundan sonra ne yapacaklarını anlatacak. Sizler de buna göre bakıp oy vereceksiniz. Ama maalesef ki bunları anlatacak yüzleri kalmadığından bir beka sorunu dediler, ortaya çıktılar. Çok fazla buraya dokunmayacağım ama başta ifade ederek geçmek istiyorum. Şimdi 25 senedir bu memlekette aynı zihniyet Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor. 17 yılda iktidarda ve şunu söylediler hep. İktidardan olmazsa size hizmet gelmez diyerek milleti korkutarak bir seçime gittiler her seferinde. Ve 2014'te de ufuktaki kent Kayseri, vizyon kent Kayseri diyerek tüm Türkiye'de örnek şehir olduğunu göstererek sizlerin %60, %70 oyunu aldılar. Bugün geldiğimizde bakıyoruz, Kayseri'de ne vizyon kent var ortada, ne sorunlarını halletmiş bir kent var ortada, ne işsizlik sorununu halletmiş bir Kayseri var ortada. Bugün aranıza çıkamadıkları için de bu tür şeylerle karşınıza geldiler. Maalesef ki şunu her yerde ifade ediyorum, vatandaşın gündemi ayrı, onların gündemi ayrı. Memlekette işsizlik sorunu var. Memlekette geçim sorunu var. Bugün pazara giremiyorlar. Memleketin beka değil, memleketin çocuklarının işsizlik ve geçim bekası sorunu var. Maalesef ki biz bunu söylediğimizde rahatsız oluyorlar. Bugüne kadar Kayserili hemşehrilerim bunlara yeteri kadar oy verdi. Her seçimde gitti, benim ailemden de, sizin ailenizden de, sizler de herkes oy verdi. Helale hoş olsun dediler, bir kere daha verdiler. 10 senede 11 seçim yapıldı ki dünyanın hiçbir yerinde 11 seçim yapılan başka bir ülke bulamazsınız. Her seferinde sizin önünüze bir beka sorunu getirildi. Birinde Almanya'yla kavga edildi, birinde Hollanda'yla, birinde Rusya'yla, birinde İsrail'le kavga edildi. Bizim milli duygularımızla oynandı. Her seferinde oyumuzu aldılar. Maalesef ki memleketin beka sorunu da halledemediler. Memlekette beka sorunu haline geldiler. Biz şunu diyoruz. Eğer memlekette beka sorunu var da 17 senede halledemediyseniz, bunu halledecek insanlar bizleriz ve bizim gibi milliyetçi, vatanını, milletini sever insanlar halledecek. Ve bunun üzerinden artık konuşmada yapmayacağım. Bu millet bunun hepsini görüyor. Onun için buradaki adaylarımıza bir bakarsanız, bunların her biri, şöyle ellerinde kaldıracağım, bu insanlardan vatan haini çıkmaz. Bu insanlar koltuk için aday olmadı. Bu insanlar bu memlekete hizmet için çıktılar. Bu adayların kazandığı yerde memleketin varsa bir beka sorunu hallolur, bekası perçinleşir kardeşim. Bu böyle bilinen. Evet değerli hemşehrilerim, bir de şu var. 25 senedir maalesef ki Kayseri 10-15 kişinin dışına çıkamadı. Bu Kayseri'de AK Parti veya diğer partiler diyeceğim ama diğer partiler üretiyor, maalesef ki halkımız bugüne kadar görmedi. Hiç mi aday çıkaramıyor? Hiç mi bir siyasetçi yetişmiyor? Bu 10-15 kişinin dışında hiç mi Kayseri'nin öz evlatlarından sizlere hizmet edecek insan yok? Maalesef ki onlar yukarıdan belirliyor.
siz bunlara oy vereceksiniz diyor, gönderiyor. Biz de oy veriyoruz. Bu sefer böyle olmasın. Şu adayların hepsi milletin üstünde ittifak ettiği ve sizlere hizmet etmek için çıkmış insanlar. Birilerine hizmet etmek için değil, yandaşlarına hizmet etmek için değil, 10-15 kişiye hizmet etmek için değil, yandaşa hizmet etmek için değil, vatandaşa hizmet etmek için yola çıktı. İnşallah da 31 Mart'ta sizler bizlere o desteği verip vatandaşımıza eşit hizmet gelmesini sağlayacaksınız. Değerli hemşehrilerim, şimdi seçime giderken 2-3 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki artık israf etmeyeceğiz. Artık billboardlar, afişler falan yayınlamayacağız, asmayacağız. Herkes sosyal medya üzerinden propaganda yapacak dediler. Bugün şöyle bir bakın. Bugün bir bakın. Ben veya arkadaşlarımın Kayseri'de kaç yerde resmini görüyorsunuz? Bunların nerelerde resimlerini görüyorsunuz? Kafanızı çevirdiğiniz her yerde. Her yerde, ben bunu ifade edince herkes kocundu. Daltonlar gibi resimlerini dizmişler. Üstüne de şunu yazmışlar. Bekamız için devam. Kimin bekası için? İşte o dörtlünün ve dörtlünün üzerinde amirleri için, bekası için devam diyorlar. Ve en önemlisi de şurası. Değerli hemşehrilerim, hiç kimse bana iddia edemez ki, ispatlasınlar her yerde, bunu yüksek sesle söylüyorum. Bir billboard'un haftalık maliyeti 1500 lira arkadaşlar, bize gelen. Bak, kişiye göre de değişiyormuş, oraya da 2300. Bir raketin haftalık fiyatı 750 lira. Bu rakamların bir tanesi helal parayla eğer ki ödediklerini ispat etsinler, ben milletvekilliğinden istifa ediyorum. Belediye başkanı adaylığından da çekiliyorum. Bunun tamamı sizlerin İldem'de mesken ruhsatı yok diyerek sizden aldıkları 8 liralık su paralarıyla veriliyor. Ödeniyor. Sizlerin ulaşım paralarında verdiğiniz paralarla ödeniyor. Vergilerle ödeniyor. Hepsi sizin cebinizden çıkıyor. Ama gözünüze gözünüze sokuyorlar. Hiçbiri gelip de sizin içinize giremiyor. Değerli hemşehrilerim, bunları gözden kaçırmayın. Eğer sizin bir kuruşunuza helak getireceksek, bir kuruşunu zimmetimize geçireceksek, Allah bizlere o makamları nasip etmesin. Ben 8 aylık, pardon, oy mu oluyor? 10 ay olacak. 10 aylık eğer seçim bittiğinde milletvekiliyim. Hepiniz içinizde çoluğunuz çocuğunuz var, bir milletvekili olma hayali olur. Ben de Allah'ıma çok şükür ki sizlerin desteğiyle 24 Haziran'da milletvekili oldum. Eğer ki kendi rahatımı düşünseydim, çoluğumun çocuğumun rahatını düşünseydim, ki biliyorsunuz milletvekilliğinde 2 yıldan önce emekli olma yok, 2 yıl sonra da süper emekli olup ömür boyu da milletvekili gibi muamele görüyorsunuz. Bunu bıraktım ve geldim sizlere hizmet edeceğim diye. Burada milletvekili arkadaşlarım yanlış anlamasın ki, Çetin Arık da aynı şekilde, onlar da bize destek verdikleri için öyle. Ben makam için gelmedim, ben sizlere hizmet için geldim. Allah, bu memlekette hizmet edemeyeceksem, sizlerin karşısına tekrar böyle çıkamayacaksam, Allah o makamı bana nasip etmesin diyorum. Bunu dua olarak ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Kayseri 10-15'ten büyük dedim. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı bazen bağırıp eğit dediğinde dünya 5'ten büyük diyor. Ben de diyorum ki Kayseri 10'dan 15'ten büyük. Kayseri'de öyle bir kesimler yarattılar ki Kayseri'nin bütün rantını, bütün gelirini, belediyenin neyi var neyi yok içini boşaltıp belirli kişilere yedirdiler. Burada ikinci sınıf vatandaş olmayacaksınız. Orası herkesin, her kesimin belediyesi olacak. Orası sizlerin baba ocağı olacak. Çünkü ben sizlerin evlatlarıyım. Sizin bazılarınızın kardeşi, bazılarınızın emmisi, bazılarınız dayısıyım. Herkese bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da o büyük şehirde herkesin belediye başkanı olacağız. Bugün hiçbiriniz belediye başkanlarına ulaşamıyorsunuz. İnşallah o gün geldiğinde bu insanların hepsinin makamını direkt kapıyı çalmadan girip dertlerinizi anlatabileceksiniz. Bunu da böyle bilinmesini istiyorum ve sözünü veriyorum. Değerli hemşehrilerim, sesim kısıldı. Haftalardır geziyoruz. Bunlar gibi imkanlarımız yok. Devletin bütün
Vergilerimizle toplanan parasını bunu seferber etmedik. Onlar televizyonlarda, toplu açılışlarda, sivil toplum örgütlerinin paralarıyla, sizlerin vergileriyle millete yemek verip orada bir konuşma yapıp gidiyorlar. Biz iki aydır sizlerin arasında akşama kadar 12 saat, 16 saat geziyoruz ve el sıkıyoruz, gönüllere giriyoruz. Onlar gönül belediyeciliği diyor ya, 25 senenin sonunda nasıl gönül belediyeciliği olacak sonunda bilmiyorum. Gerçekten sizlerin gönlüne girdik, gönlüyle oraya geleceğiz inşallah. Bu yüzden de kusura bakmayın, sesi kısık, kusura bakmayın. O yüzden çok fazla uzun konuşmayacağım ama İrdem'in de bazı sorunlarını dile getirip ondan sonra sizleri selamlayacağım. Değerli hemşehrilerim, İldem diye bir yer yarattılar. Şuraya baktığımız zaman Beyazşehir, İldem, Toki, sadece bu bölgeyi sayalım. Maalesef ki ikinci sınıf vatandaşsınız. 20 yıldır İldem'i kim yönetiyor? Şu anki Büyükşehir Belediye Başkan adayı yönetiyor. İldem'e baktığımızda yarısının mesken sorunu var. Niye mesken sorunları çözülmüyor? Çünkü meskenden aldıkları su parası iki kat. Kayseri'de su 4 lira ki 4 liraydı. 4 lira 4 liradan içiyor bir kısmı meskeni olanlar. Diğerleri 8 liradan içiyor. Gelirken peki elektrik paraları elektrik paraları da şantiye elektriğinden iki katından yakılıyor. Bunu niye halletmiyorlar? Çünkü oradan gelir geldiği için halletmiyorlar. Onun için size şunun sözünü veriyorum ki yetkileri var. Sayın Melik Gazi Belediye Başkanımız zaten onu yapacaktır. O yapmasa bile Büyükşehir'in yetkisi var. Kesinlikle ve kesinlikle meskeni olan yerlerle sizler aynı parayı ödeyeceksiniz. Meskeni olan yerlerin de su paraları en az yarıya düşürecek. Bunlar 1994'te gelirken ne dediler? Allah'ın suyuna para olur mu dedikleri yerde. Bir bakın her ay su paralarınıza zam geliyor farkında bile olmuyorsunuz. Elektrik paralarına zam geliyor farkında bile olmuyorsunuz. Yine buraya ulaşımla ilgili tramvay geldi. 15 senedir tramvay yaptık diyorlar. 35 kilometre yol yaptılar. Tramvay. Peki tramvay nereye gidiyor? Hastaneye uğruyor mu? Uğramıyor. Terminale uğruyor mu? Uğramıyor. Nereye uğruyor? Hiçbir yere. Buradan binen insan organize sanayine kadar aynı parayı vererek Kümbet'e gidiyor. Doğu Karajı'na gidiyor. Meydana gidiyor. Kesinlikle ulaşımda yine söylüyorum indirim yapılacak. Dezavantajlı vatandaşlarımıza daha da çok bedava yararlanmaları sağlanacak. Mesafeye göre de ücret alınacak. Bunun da İldem'de yaşayanlara sözünü veriyorum. Bu da Dursun Ataş sözü olsun yine. Değerli hemşehrilerim buradan şehircilikten bahsediyorlar. İldem'de 80 bin insan yaşıyor. Beyazşehir'de Toki'de koyduğunuz zaman 100 bin insan yaşıyor. 100 bin insan bölge hastanesine gitmek için 1,5 saat yolda gidiyor. Ve tramvaydan iniyor, hafta sonları hastaneye gidecek araç yok. Kesinlikle şunu söylüyorum ki, biz söyledikten sonra birçok şeyi söylemeye başladılar. Bu bölgeye bir tane hastane yapılacak, başkanımın da sözü var. Ve bunun imar planlamasını da biz yapacağız. Arkasından o yapılıp devreye girene kadar bu bölgeden direkt hastaneye yarım saatte bir yetecek kadar Beyazşehir'den, İldem'den, Toki'den araç kaldırıp direkt hastaneye ulaşımınızı sağlayacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Şimdi bol keseden atmıyorum. Bunlar size gerçekten belediyenin yapması gereken şeyler. Bugün Suriyelilere harcadıkları belediyelerin paralarının yarısını size harcasalar hiçbir sorunumuz kalmayacak. Ben Suriyelileri göndereceğim dedikçe onlar huduruyor. Çünkü yukarıya hesap veremiyorlar. Yukarıdakiler alacak dediği için. Bir tane Suriyeli çocuğa memlekette gence vatanını milletini bırakıp da kaçmış insana ben burada iş ekmek vermeyeceğim, yedirmeyeceğim bunu da çarşıya bir gidiyorum. Mağdur ya bunlar. Emin olun ki ben o kadar şeyi bilmiyordum. Bu Argıncı. Evet, çarşı merkezdeki yerleri, Eskişehir bağlarını biliyordum. Argıncı'yı bilmiyordum. Geçen Argıncı'ya bir girdim. O ana caddede sadece bir tarafta 13 esnaf saydı. Karşı tarafta da 17 civarında esnaf saydı. Arka sokaklarda hiç Türk esnaf kalmamış. Çarşıya gidiyoruz. Çarşıda sarraflar, baklavacılar her tür dükkanı açmışlar. Hani mağdurdunuz? Hani ülkenizde savaş vardı? Bunu açacak gücünüz varsa
gidip memleketinizde açacaksınız. Memleketini terk edip gelen, kaçan, delikanlıyım diye gezenlere ben burada yaşam hakkı vermeyeceğim. Kanun ne yetki veriyorsa bana hepsini kullanacağım. Bunlara harcanan paralar bizim fakirimize, fukaramıza, köyünü, kentini terk etmiş, gelmiş, geçinememiş, oradaki traktörünü satmış, arazisini satmış, davarını, malını satmış, buraya yerleşmiş ve burada köleleştirilmiş o fakir fukara insanımıza sahip çıkıp bütün o gelirleri onlara dağıtacağım. Bundan rahatsız olanlar var, istedikleri kadar rahatsız olsunlar. Yine diyorum, bu memleketin rantını 3-5 kişiye yedirmeyeceğim. Onun için yola çıktım, sizlere güvenerek yola çıktım, sizlere inanarak yola çıktım. Beni yolda bırakmayacağınızdan eminim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum 31 Mart itibariyle. Değerli hemşehrilerim, bir konu daha var. Evet, 100 bin buraya taşındı dedim. Üniversiteyi biliyorsunuz, şu kadar üniversite yaptık diyorlar. Üniversiteyi 15 tanesini bölüyorlar, 30 yapıyorlar. 15 tane üniversite daha açtık diyorlar. 72 bin üniversite öğrencimiz var. Hepsi Talas'a sıkıştı. Daha önce FETÖ'ye destek verdiler, FETÖ'nün çocuklarına, gerçek öğrencilerimize, Türk çocuklarına hiç sahip çıkmadılar. Memlekette yurtlar yaptırmadılar ve Türkiye'nin başına 15 Temmuz'da bombalar yağdı, kim yaptı bunu dediler. Şimdi şunu özellikle söylüyorum, burada gençlerimize sahip çıkılırken üniversite öğrencilerimize de sahip çıkılacak. Oraya 72 bin öğrenciyi sıkıştırmanın bir mantığı yok. Kayseri Üniversitesi için bu bölgede bir imar planlaması yapılıp oranın kampüsünü ve öğrencilerini de bu bölgeye getirmenin yollarına bakacağım. İnşallah bunu da göreceksiniz. Bu bölgede siz sadece beton yığınları arasında yaşamayacaksınız. Hem sosyal yaşam olarak hem de Kayseri'nin birinci sınıf vatandaşı olarak yaşayacaksınız. Değerli hemşehrilerim, sorun çok. Konuşacak konu çok. Televizyonlarda yer bulduğumuz kadar anlatmaya çalışıyoruz. 31'e kadar 8 günümüz kaldı. Sıralamaya kalkarsak yüzler